Adamdaki rahatlığa bak ya. Başkanın kızını kaçırmış, atölyeye türküyle giriş yapıyor. Hayır, haberi yok. Başkan öğrense bunu uzaya fıydıracak. Umrunda değil. Yalnız amcaoğlu bir düzeltme yapayım. Kaçırma değil, bir mekandan başka bir mekana intikal etmesine vesile olmak diyelim. Allah Allah, bir de kelime oyunu yapıyordun. Yakışmış hocam Veselim ya. Vallahi Ramazan var ya, sen benim bir kez daha gözüme girdin. Helal lan Ramot. Teveccühüm yenge. Taner, sen miydin? Ben seni nasıl tanıyamadım ki? Ya asıl ben seni nasıl tanıyamadım? Özlemişim buraları. Neyse, seni gördüğüme çok sevindim. Dilek, sen artık gitmedin değil mi? Buradasın yani artık. He? Aa yok. Geçici görevle geldik. Sadece 5 hafta buradayım. Sonra dönüyorum İstanbul'a. Bu neydi? Önünde annem kayadağı koptu. Ne? Veysel'le Cemile'nin bebeği doğdu mu? Hem de yol kenarında, ağacın altında doğdu. Ya deme. Bakış açında bir değişiklik oldu mu? Yani böyle bir dünyaya kesin kes çocuk getirilmez Kerem. Ama bu çocuk denen şeyin nerede doğacağı belli olmamış. Vallahi kalpten gidiyorduk ya toptan hepimiz. Hayır, bir de gittiler yağmur yağarken doğdu diye çocuğun adını Yağmur koydular. Ne yağmur? Patates tarlasında doğsaydı çocuğun adını patates mi koyacaklardı? Anlamadım ki ben. Yazılan kapıyla tapuyla bize kazına adeta vurgunum, vurgunum dercesine. Dercesine, dercesine, vurgunum dercesine. Aşkından harap oldum, yorgunum dercesine.